Trigonometrik oranlar isteniyor. 30, 60 ve 45 derece için. Öncelikle şunu yapabiliriz. Bir kere bu açıların oranlarını bulmak istiyorsak bu üçgenleri çizmeliyiz. Önce 30, 60, 90 üçgenini çiziyorum. Şöyle 90 derece, bu 30 derece, şurası 60 derece, 30'un karesi 1, hipotenüs 2, 60'ın karesi kök 3. Çizebileceğimiz en basit 30, 60, 90 üçgeni. Diğerini çizelim. Burası 90 derece, şurası 45, burası da 45. Dik kenarlar birbirine eşit, 1-1 diyebiliriz. 1-1 dersek hipotenüs de kök 2 olur. Standart 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenler. Gelelim sorumuza. Şöyle eşittir diyorum. Şimdi 30 derecenin kosinüsü. 30 burada. Kosinüsü komşu dik kenarı bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2 yani. Çarpı 60'ın sinüsü. 60 burada. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşısı kök 3, hipotenüsü 2. Bu da kök 3 bölü 2. Sonra artı diyelim. 30 derecenin sinüsü. 30 derece burada. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs. 1 bölü 2 yani. Çarpı. Şimdi 60'a gelelim. Kosinüsü. 60'ın kosinüsü. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. 1 bölü 2 yine. Bölü diyorum. Paydamız sinüs 45. Şuraya gelelim. 45 derecelik açı burada. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs. 1 bölü kök 2 artı 45'in kosinüsü. Yine burası. Kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yine 1 bölü kök 2. Şimdi burada paydası köklü olan ifadeler var. Biz eğer bunlarla işlem yapmak istiyorsak önce şu paydadaki kökten kurtulalım. Kök 2 ile genişletelim. Bunlarda sorun yok. Onlar tam sayı. Eşittir diyorum. İkisini çarpıyoruz. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3 olur. 2 ile 2'yi çarparsak 4 gelir. Artı 1 bölü 2, 1 bölü 2. 1 ile 1'in çarpımı 1. 2 ile 2'nin çarpımı 4 olacak. Bölü kök 2 ile genişletince kök 2 bölü 2. Diğeri de kök 2 bölü 2 olacak. Şöyle eşittir diyelim. Bunları toplarız. Paydaları aynı. 3 artı 1, 4. 4 bölü 4. Pay bölümümüz. Şunları toplayalım. Paydaları aynı. 2 tane kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi yukarısı 1 yapıyoruz. Zaten 4 bölü 4. 4'e böleriz. 1, 4'e böleriz. 1. 1 bölü 1'den 1 burası. Şu ikiler gidiyor. Burada 1 kalır. Yani bizim ifademiz aslında yukarısı 1. Aşağısı kök 2 bölü 1'den, şurası 1'di, kök 2 bölü 1'den kök 2 olur. 1 bölü kök 2 yani sonucumuz. Şuranın sonucu şöyle yazayım, burası kök 2, burası da 1 çıktığı için 1 bölü kök 2. Tabi yine istemiyoruz kök olmasını paydada. Kök 2 ile genişletirsek, bu da kök 2 bölü 2 olur. Bütün işlemin sonucu.